Benim düşünceme göre 2003. ilde Türkiye olayın içinde olmalıydı. Ya ben iyi hatırlıyorum o Evet, tezkire keşke. tartışmasını. Latin Amerika'sı söz konusu değildi. Türkiye'nin milli çıkarlarının olduğu bir coğrafyada büyük olaylar baş verirdi ve Türkiye kendisini bu olayların dışında sakladı. Ona göre de o bölgede Türkmenler de büyük ziyan çekti ve Irak'ta Türkiye söz sahibi olabilmedi. Belə deyək de. Halbuki 2003. yılda Türkiye Amerikanların daveti üzere Irak'a girseydiler, şimdi Irak'ta tamam ayrı bir manzara var idi. Yani o ne 2006'ya kadar olanlar olacaktı, ne indiki olaylar olacaktı. Ve aslında Türkiye'nin 2003. yılda oraya girmesi Irak için bir sülh projesinin başlangıcı olacaktı. Bir barış projesinin başlangıcı olacaktı. Çünkü Amerika'dan farklı olarak Türkiye'nin Irak coğrafyasında bir tarihi vardı. Bir kültürü vardı. Din birliği var idi. Uzun zaman oralar Osmanlı İmparatorluğunun içerisinde olmuştu. Hocam da indi dedi Mosul'un Kerkük'le ilgili. Şimdi elbette düşmanları yardımsız, kömeksiz koymak olmaz. Onlara yardım etmek lazımdı ve bu olayların içerisinde Türkiye'nin söz sahibi olması hem de düşmanların devlet sahibi olması demektir. Bu yaranmış situasyonda elbette Türkiye orada Türk toplumunun, Türk kültürünün, Türklerin varlığının orada korunup sahlanması ve möhkemlenmesi uğrunda kendi desteğini vermelidir. Ben bir keçmişten de bir kelime deyim ki, Buyurun. ümumiyyətlə bu Irak'ın başı həmişə belalıdır. Hatırlayırsınız bir zamanlar Birleşik Arap Cumhuriyeti var idi. Mısır ile Suriye bir devletteydi o zaman. Onda Rus KGB'sinin başkanı Şelepi'nin Irak'ı lağv etmek, yani Irak'ı silmek projesi var idi. Irak'ın güney hissesi bu Birleşik Arap Cumhuriyeti'ne katılmalıydı. Onun kuzeyinde de Kürt devleti yaranmalıydı. Rusların projesine göre. Ve sadece olarak Amerikanlar onun zamanında haber tuttular ve o projeni önlediler. Böyle diye işte Irak son 50 yılda büyük güçlerin politikasında ön yerlerden alan bir coğrafyadır.